20 yıllık iktidarın beceriksiz yönetimiyle millet can çekişiyor. Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücretli ve kazandığını elektrik ve doğalgaza veriyor. Kara kış geldi. Gençler, kadınlar, çocuklar, emekli, memur, işçi, esnaf beceriksiz iktidarla can çekişiyor. Millete çare olmayan AK Parti iktidarı da artık can çekişiyor. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur, Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücretli ve kazandığını elektrik ve doğalgaza veriyor. 2021'de 2 milyon 803 bin kişinin 623 kişi faturasını ödeyemediği için elektriği kesildi. Aile Bakanlığı'nın Ocak-Haziran 2022 verilerine göre 2 milyon 345 bin hane elektrik, 330 bin 804 hane ise doğalgaz faturasını sosyal yardımla ödeyebiliyor dedi. TBMM'de elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmesinde İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur, 20 yıllık AK Parti iktidarında ülkenin iyi yönetilememesinin gencinden yaşlısına, memurundan emeklisine, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini belirterek gidişattan dolayı Büyük Atatürk'ün kurduğu anayasal, demokratik, laik, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti can çekişiyor dedi. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Bu yüce kurumun saygınlığına, hukuk kalitesinde çıkardığı sorunlara, milletin içine düştüğü sefalete rağmen buna devam eden iktidarın beceriksiz yönetimiyle milletçe can çekişiyoruz. Gençlerimiz can çekişiyor, kadınlarımız can çekişiyor, çocuklarımız can çekişiyor, emeklimiz, EYT müebbetine çarptırılan vatandaşlarımız can çekişiyor. Memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, yaşlılarımız can çekişiyor. Sivil toplum örgütlerimiz, demokrasinin olmazsa olmazı özgür basınımız can çekişiyor. Yatırımcımız, öğretmenlerimiz, mühendislerimiz, hukuk devletine and içen yargıçlarımız, insanın hayatına yemin eden doktorlarımız, herkes can çekişiyor. Aynı bayrak altında mutlu yaşayan ve ayrıştırılmayı hak etmeyen ve hazmetmeyen Türk milleti can çekişiyor. İsminin kısaltması TC'yi atmaya dahi varan müdahalelerle Büyük Atatürk'ün kurduğu anayasal, demokratik, laik, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti can çekişiyor. Ne getiriyor yasa? Çare var mı torbada? Maddede üniversitenin eskiden kalma incelemelerinin tamamlanmasıyla çıkan borçların silinmesi var. İyi de bunlar. Üniversiteler can çekişiyor. Boşaldı içleri, 6 ay sonraya Hacettepe'de çocuğuna randevu alan ve erkeni aldırmaya çalışan can çekişen anneler ve 1,5 yıl sonraya görüntüleme randevusu alabilen Gaziantep Üniversitesi'nde kanser hastası can çekişiyor. Ve can çekişen kurumlar. Teklifin ilk halinde yer alan zeytin düzenlemesi, iktidar güdümündeki sendikaları tekelleştiren, kamu çalışanlarının örgütlenme hakkını elinden alan düzenleme Danıştay'dan, limanların işletme sürelerinin 49 yıla uzatılması Anayasa Mahkemesi'nden iptal edilmesine rağmen komisyon gündemine getirildi. Ve can çekişen milletimiz için bizler, demokrasinin elimizdeki son enstrümanı olan buradan konuşma hakkımızla, iktidarın rant politikalarıyla kıydığı zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi değiştirebildik. Dünya küresel bir enerji krizi yaşıyor. AB ülkeleri buna karşı elektrik üreticilerinin elde ettiği karlara üst sınır uygulaması, fosil yakıt üreticilerinin karından katkı alınması gibi tedbirleri hayata geçiriyorlar. Türkiye'de iktidarın çözümü, zeytinlik alanlarını elektrik üretimi üreten madencilik faaliyetlerini açmak ve köylünün geçim kaynağı asırlık zeytinliklerimizi yandaş şirketlerin çıkarlarına kurban etmekten öteye gidememiştir. İktidarın enerjide dışa bağımlılığını azaltan yenilebilir enerjiye yönelik, geleceğe yönelik bir enerji politikası yok maalesef. Ve tam tersine ekonomik büyümeyi kafaya takmış ama enflasyonist politikalarla eline yüzüne bulaştırmış, artan faturalarla can çekişen halka çare olmak yerine kendini canhıraş kamu kaynaklarını özelleştirmeye, şirketlere kar garantisi vermeye adamış, halkın sorunlarına çare olamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet, iktidar halkın sorunlarına çare bulmada can çekişiyor. Ne oldu peki 20 yıllık AKP iktidarıyla?
Türkiye doğalgazda %98, petrolde %92, kömürde %50, toplamda %72 dışa bağımlı hale geldi. Ve yanlış enerji politikaları yüzünden Bartın'da, Soma'da canlar yitirildi. Elbistan'da kanser hastası olmayan ev yok neredeyse. Ve HES'lerin sebep olduğu sellerde vatandaşlarımız ölüyor, derelerimiz kuruyor, tarım arazilerimiz, ormanlarımız talan ediliyor. Peki bunca feda edilene karşı enerji fiyatlarında düşüş var mı? Yok. Artış enflasyonun da üzerinde. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde bir yılda enerji fiyatlarının en yüksek olduğu ülke. Ve yılbaşından bu yana elektrik konutta %184, sanayide %266 arttı. Doğalgaz konutta %164, sanayide %273 arttı. Enerji fiyatları sanayinin temel maliyet kalemlerinden oysa ki ve şirketler ürüne zam, çalışana yol vermekte buldu çözümü ve işsizlik arttı. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretli ve kazandığını da elektrik ve doğalgaza veriyor çalışanlar. Ve 2021'de 2.803.623 kişi faturasını ödeyememiş. Ne yaptınız biliyor musunuz? Onca sefalet yetmezmiş gibi enerji yoksulu yaptınız milletimizi. Düşük gelire mahkum ederek, enerjiyi yüksek fiyata vererek, konutları düşük enerji etkinliğine zorunlu bırakarak enerji yoksulu yaptınız bizi. Tamamlayın sözlerinizi. Sağ olun. Ülkeye yaz saati, banyoya kum saati koydunuz ve kışın fırını açarak ısının dediniz. Ama enerji yoksulluğu ülkeler için bu doğru da fırını açmak için de elektrik lazım. Mesela Isparta halkına layık gördüğünüz kabusla geçen sene gördük ki bu imkansızdı. Isparta 20 yıllık ihmalle kışın ortasında elektriksiz bıraktınız. Önümüz kara kış, Isparta halkı tedirgin bekliyor. Ve 7 günlük yaşadığı rezaleti Isparta halkı unutmayacak. Gelin araştıralım ki Sayıştay denetim yapsın dedik. Ama AK Parti ve ortağı reddetti. Soru önergelerimiz cevapsız bırakıldı. Zarar devlet karşılasın, şirketten devlet tazmin edilebilsin. Afet bölgesi ilan edelim verdiğimiz kanun teklifini dedik ama 18 gündür bekletiyorsunuz. Evet, kış geliyor. İktidar torbaya seçim malzemelerini koymuş. Elektrik hatlarının tamamı hala yer altına alınmadı. Isparta halkı kendine yaşatılan bu utancı unutmayacak.